Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yelek, şal, etol yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle angora, simli, lila rengindeyip kullandığım 2 numarada tığım var. Hem böyle parça halinde başladık. Örneğimizi bakın. Hem yelek, hem etol, hem şal yapabileceğiniz bir örgü, fıstıklı. Böyle trabzanlı bir örneğimiz var. Şimdi zincirle başladım. Yine sizlerle zincirle beraber başlayacağım. Hemen şöyle arası bir de fıstıklı olan yerini anlatacağım. Zaten hep aynı bakın. Aralarda hep beşer zincirimiz var. Böyle de üçer tane de fıstığımız var. Dolgulu olarak. Hemen başlayalım modelimize. Ara ara zaten göreceksiniz. Şu şekilde pembe renkten başlayalım. Lila ile başlamıştık. Şöyle hemen zincir çekiyoruz. Normalde şu şekilde. İsterseniz alt ucuna trabzanda yapabilirsiniz. Ben şimdi zincirleri belli olsun diye, yani arasında kaç tane zincirimiz var, onlar belli olsun diye hemen zincir üzerine başlamak istedim. Şöyle yeterli. Bakın. 3 tane zincir çektim. Bir doladım. Bakın. Komple çektik. Şimdi 3. zincirimizin 1, 2, 3. zincirimizin dibine batıyorum hemen. Burada 3-4 tane her zincirin üzerine trabzan örüyorum. Şöyle. 4-5 tane trabzan ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5 zincir. Bir doladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. zincire hemen batıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Yine aynı şekilde bir ikinci zincire batıyorum. Yani birer tane aralıklı. Yine bir zincir çekiyorum. Küçük küçük bakın kutucuklar yapıyorum. Yine bir zincir, bir ikinci zincire batıyorum. Bu şekilde bakın. 3 tane kutucuk yaptık. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 zincir. Yine 5. zinciri 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Normalde şimdi devam etsek yine aynı bakın. Bir zincir aralıklı hemen ikinci zincire. Bir zincir ikinci zincire. Ama biz bir örnek anlatacağımız için şimdi burada kenarda yine 3-4 tane trabzan örelim ve modelimize devam edelim. Dönüyorum hemen. 4 tane yaptım. Bak 3 tane zincirle dönüyorum. Bu zincir fazla. Onu bıraktık hemen. Döndük. Modelimizle devam ediyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyorum. 4, 5 zincir. Bir doladım. Bak şimdi burada 3 tane kutucuk olan. Önce yine bir tane burada trabzan örüyorum. Sonra bir doluyorum. Hemen içine, kutucuğumuzun içine 5 defa fıstıklı olan yerinden dolduruyorum. Sonra tek seferde bakın çıkıp bitiriyorum. Sonra yine bir doladım. Hemen yanına batıyorum. Şimdi yine bir doluyoruz. İkinci kutumuzun içine yani buradaki 5 tane dolduruyorum. 3, 4, 5. Ve yine aynı anda hepsini çıkarttım. Ve kenarına bir tane trabzan örüyorum. Yine üçüncü aynı şekilde 5 tane fıstık dolduruyorum. 4, 5. Tek seferde çıkarttım. Hemen yanına
bir tane trabzan örüyorum. Şimdi tekrar 5 zincir, yine kenar trabzanıyla örneğimizin bir tanesini bitirmiş olduk. Yani bir kutucuk 3 tane yapıyoruz. Bir sırasında da fıstıklarımızı yapıyoruz. Şimdi bu kenar trabzanını tamamlıyorum. Böyle dönüyorum 3 zincirle. Yine buradaki trabzanları örerken siz örneğimi izleyin. Hemen ikinci örneğimizin birinci sırasına başlayalım. İki örnek anlattık mı yeterli olur değerli izleyicilerim. Şimdi bakın devam ediyorum yine. Aynı şekilde burada birinci sırada başlamış olduğum gibi 5 tane zincir çekiyorum. Şurayı trabzanın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Sonra bir zincir, yine bakın şu aradaki hep trabzanlara batıyorum. Yine bir zincir, yine arasındaki trabzana batıyorum. Yine bir zincir, sondaki trabzana batıyorum. Şimdi tekrar 5 zincir, yine kenar trabzanıyla devam ediyorum. Bir sıramız kaldı. Onu da bitirelim ve videomuzu tamamlayalım. Angora simli ip kullandık. Sizler simsiz de kullanabilirsiniz ya da elinizde varsa değerlendirebilirsiniz. Yelek, şallar, etoller. Hangi modelde kullanmak isterseniz hepsine uyan bir tığ işi örgü diyelim. Yine aynı bakın değerli izleyicilerim. Buralarda hep 5'er zincirimiz var. Şimdi burayı batıyorum yine önce bir trabzan. Sonra bir doluyorum. İçine 5 defa fıstıklı olan yerini dolduruyorum. 3, 4, 5. Tek seferde çıkıyorum. Hemen kenarına bakın burayı. Yine bir tane trabzan örüyorum. Yine ikinci kutucuğumuzun içine 5 defa dolduruyorum. Yine kenarına bir trabzan. Yine üçüncü defa. Hep 5'er. İpiniz daha kalınsa 4 de doldurabilirsiniz. Bir trabzan ve 5 tane zincirle buradaki kenar trabzanlarıyla tamamlarken siz örneğimi izleyin. Ben de sizlerle beraber örmüş olduğum örneği gösterip videomu bitirmek istiyorum. Uzun zamandır tığ işi hiç model yapmadık bu aralar. Hep şişili değerli izleyicilerim. Bugün böyle sizlerle tığ işi paylaşmak istedim. Bakın harika oldu. Pembeden de ayrı bir güzel durdu. Dediğim gibi çok amaçlı, her örgüye uyan bir örgü modeli. Bakın liladan da tabii ayrı bir güzel gösterdi. Tabii daha fazla örülünce daha çok gösteriyor model. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Şöyle. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.